Gazetesi Haber Merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan sert rüzgar gece 11.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı saatlerce etkisini sürdürürken tipinin de etkili olması kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Nevşehir, Konya, Ankara, Aksaray ve Adana karayolları gidişli gelişli olmak üzere tüm araç trafiğine kapatılırken kentte tüm ilçe, belde ve köy yolları da kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri karayolları başta olmak üzere kentin tüm güzergahlarında görev aldı. Polis ekipleri karayollarında duba ve şeritlerle yolları tamamen trafiğe kapatırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Kamyon ve tır gibi tonajlı araçlar ise bölgede bulunan en yakın dinlenme tesislerine yönlendirildi. Özellikle Nevşehir, Aksaray ve Konya karayolunda görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürürken tüm ekipler yollarda güvenlik önlemine devam ediyor. Yapılan çalışmalara rağmen etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanmalar ve zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor. İstanbul'da kar yağınca kış geldiğini fark eden yaygın yayın yapan kanallar kış haberleri vermeye başladı. Oysa Anadolu günler öncesinden beyaza büründü ve soğuk hava etkisini gösterdi. Erciyes'te de kar kalınlığının 1,5 metreye ve fırtına ile tipi bir anda olunca kayak yapılamadığı belirtildi. Kayseri merkezde de kar etkili oldu. Aksaray'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray'ın şehirler arası bağlantı yollarında zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi. Kar yağışı sonrasında Türkiye'nin birçok ilinden kar ve insan manzaraları sosyal medyada paylaşıldı. Bu fotoğraflar arasında en ilginç olanlardan birisi ise bıyıkları buz tutan bu kişinin fotoğrafı oldu. İşte o görüntüler. Nevşehir'de akşam saatlerinde ilginç bir intihar girişimi yaşandı. Edinilen bilgilere göre Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde kız arkadaşından beklediği cevabı alamayan genç, o anda cadde üzerinden geçen 38 plakalı aracın önüne atlayarak canına kıymak istedi. 38 plakalı aracın çarptığı genç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Nevşehirli vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle bembeyaz bir sabaha uyanan Nevşehirli vatandaşlar bakın neler yaşadı. Yolda kalanlar... Adım atmakta zorlananlar. Otobüs durağına ulaşamayanlar. Karda kaybolanlar. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar adeta karda yok oldu. Kar küreme araçlarının ara yollara girememesiyle birlikte zorunlu nedenlerden dolayı dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ya yolda kaldı ya da araçlarını park yerlerinden çıkaramadı. Hal böyle olunca da vatandaşlar otobüs duraklarının yolunu tuttu. Ancak orada da onları bir sürpriz bekliyordu. Otobüs duraklarının önünün karla kaplanması sonucu vatandaşlar duraklara ulaşamayınca olası riskleri göze alıp lapa lapa yağan karın altında yol kıyılarında otobüs beklemeye başladılar. Anlayacağınız kar yağışı bu kez Nevşehirli vatandaşları pek de sevindirmedi. Derinkuyu'nun Çakıllı köyünden hasta nakli gerçekleştiren 112 acil ve UMKE ekipleri Çakıllı Derinkuyu 3. kilometresinde yoldan çıkarak kara saplandı. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy'u arayarak yardım talebinde bulunan ekiplere yardım eli uzatıldı. Belediye Başkanı Bülent Aksoy da ekipler ile beraber olay yerine gitti. Kara saplanan ambulans ve UMKE ekipleri kurtarıldı. Hastanın ise sağlık ocağına nakli gerçekleştirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Acıgöl'den Aksaray'a araç geçişine izin vermiyor.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Aksaray'da kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Zemin karla kaplı. Kar yağışı sebebiyle Aksaray-Alayhan rampaları karla kapalı ve yoğun sis mevcut. Aksaray ilinin talebi üzerine Acıgöl'den Aksaray ili istikametine araç geçişine izin verilmemektedir denildi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ana arterlerdeki çalışmalarının ardından ara sokaklar, yaya kaldırımları ve mahallelerde kar temizliği çalışmaları için 300 kişilik ekibin sahaya çıktığını söyledi. Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ana arterlerdeki çalışmalarının ardından ara sokaklar, yaya kaldırımları ve mahallelerde kar temizliği çalışmalarını yoğunlaştırdı. Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Nevşehir Belediyesi tüm iş makineleri ve yüzlerce personeliyle karla mücadele çalışması yürütüyor. Mevcut iş makinelerinin yanı sıra kiralık araçlarla da araç filosunu güçlendiren Nevşehir Belediyesi, ana arterlerin açık tutulması için yoğun bir çaba gösterdi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı şehir merkezinde ara sokaklar ve mahallelerde görev yapan belediye ekipleri yaya kaldırımlarının temizlenmesi için de yoğun mesai harcıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başkan yardımcılarıyla birlikte sahada çalışmaları koordine eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yürütülen çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Ekiplerimiz, belediyemize ait tüm araçlar, araç parkımızdaki tüm bu işe kullanacağımız araçlar sahada. Bu yetmediği gibi şehirde bu işi yapabilecek ne kadar araç varsa firmalardan kiraladık. Onlar da sahada. Durmadan sürekli hareket halindeler. Sadece mazot almak için duruyorlar. Hızla çalışıyoruz. Tabii ki kar çok fazla olduğu için belki bir aksaklıktan olabilir. Özellikle mahalle aralarına pek giremiyoruz çünkü ana yolları açık tutmak durumundayız. Kar yağışı bu şekilde devam edecek. Biz de mücadelemize devam edeceğiz. Çok şükür bu yağışları özlemiştik. Sizlerin sabırları için teşekkür ediyorum. İnanın hiçbir vatandaşımız mağdur olsun istemiyoruz. Tüm araçlarımız, tüm personelimiz sahada. Ben de yaklaşık 2,5-3 saattir onlarla birlikteyim. Saat 4'ten beri onlar ayaktalar. Kar yağışı başladı anlar itibaren. Başkanım kolay gelsin. Abi görüşürüz. Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe yöneticilerine 2021 yılı yatırım ve hizmetlerine ilişkin görsel sunum yaptı. Yeni projeler ve yatırımları hayata geçirerek Melikgazi'yi her yıl bir adım daha öne taşıdıklarını ifade eden Başkan Doktor Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Şu anda 5 noktamızda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Yeni projelerle de artarak devam edecek. Bugüne kadar yaklaşık 5000 konut, 150 dükkan, 700 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmış durumda. Burası Osmanlı Mahallemiz. Buradaki ana aksları hem Osmanlı'da hem Selçuklu Mahallesi'nde hem Danışmet Gazi'de bütün ana yolları yeniledik. Ara yollardan da ihtiyaç olanları yaptık. İnşallah buradaki çalışmalarımız yine devam edecek. Melikgazi'de inşallah şu anda büyük yolla ilgili sorun kalmadı. Bu dönem yapacağımız, 2022'de yapacağımız bazı yollarımız daha var. Onları da yaptıktan sonra uzun süre inşallah yolla ilgili ihtiyacımız kalmayacak. Çok hoşuma gitti. Dedim ki ya bir mobil duş ve WC yapabilir miyiz dedim. Çünkü bizim kurban pazarı oluyor başkan biliyorsunuz. Gidiyoruz orada 15-20 gün insanlar kalıyor ama duş alacakları bir yer yok. Tuvalet öylesine. İlk başta onlar için düşünmüştük. Sonra arabalı sinema etkinliğimiz vardı. Büyük alanlarda yapıyoruz. Orada tuvalet ihtiyacı var diye başladık. Ve onlara mobil WC, mobil duş yaptırdık. Yani arabanın arkasına takıyorsunuz, 8 kişilik duş, 8 kişilik WC ayrı ayrı kabin şeklinde. Onlardan ikişer tane yaptırmıştık. Hiç kullanmadan Antalya'ya gönderdik. Oradan da aldık Kastamonu'ya gönderdik. En büyük faydalardan bir tanesi çünkü oralarda bina kalmamış ve tuvalet ve duş ihtiyacı vardı. Onu da gıda yardımı falan hepsini yaptık ama en önemli yardımımız o oldu. Parklarda spor etkinliği yaptık, müzik etkinliği yaptık, salça günleri yaptık. Sadece bu salça günlerinde başkanım 1150 aile, yaklaşık 5000
kişi bundan istifade etti. Memnuniyetin en yüksek olan hizmetimiz. Yani %100'e yakın bir memnuniyet var. Başka kısaca özetlemeye çalıştım. Aslında iki katıydı. Ben katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle meclis üyelerimiz, Allah razı olsun. Başkanımız, başkanlarımız. Tek ses, güzel bir ekip olarak çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da 2024 Mart ayına kadar da bu hizmetleri giderek artıracağız. Vatandaşın hayır duası da beraber alacağız. Ben katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Katıldığınız çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ses getirecek projeler yapılmış. Buradan biz takipçisi olamadık ama belediye meclis üyelerimiz kanalıyla bildiğiniz gibi yaptılar sağ olsunlar. İnşallah önümüzdeki 2024'e kadar da daha başarılı çalışmalar bekliyoruz şahsınızdan ve ekibinizden. Rabbim hayırlı olsun size. Koca Sinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzu ve fitness gibi hizmetlerin yer aldığı en son teknolojiyle donatılmış tesis hizmete açıldı. Örnek sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu. Bazı mahallelerde bizim mahallede Koca Sinan Akademi istiyoruz diyorlar. Artık marka oldu. Sosyal tesis istiyorlar. Doğru, haklılar. İnşallah bu akademimizin sayısını artıracağız ama akademilerde ne yapıyoruz? Teknoloji tabanlı eğitimler yaptığımız işlerden bir tanesi. Robotik kodlama Arduino. Genellikle küçük çocuklarımız için. Ortaokul seviyesindeki çocuklarımızın yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardan bir tanesi. Laboratuvarlarımız var, atölyelerimiz var. Çocuklarımız buralarda teknolojik tabanlı uygulamalar yapıyorlar, atölyeler yapıyorlar, eğitim alıyorlar. Arkasından atölyelerde bu gördüğünüz robotları vesaireleri yapıyorlar. Yetişkinlerimiz için de zaman zaman bu kursları açıyoruz. Onlara da teknolojik tabanlı eğitimler veriyoruz. Evet, sanat eğitimleri veriyoruz. Sanatsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Yağlı boya resim kursları, beceri kursları veriyoruz. Hanım ve ablalarımız burada gelip dikiş nakış, tekstil, konfeksiyon vesaire eğitimler alıyorlar. Koca Sinan Akademi'nin namı yurt dışına da duyulmuş, Litvanya'dan gelenler oldu. Bu tesislerimizin sayısını artırmak, mahallelerimize yaygın hale getirmek de temel hedeflerimizden bir tanesi. Diyetisyen hizmeti veriyoruz. Yüzme havuzlarımız var, fitness center salonlarımız var. Bunları hep hanım kardeşlerimize yaparken beyler diyordu ki bize de yok mu diyordu. Şimdi burada hemencecik bu kampüsün yanı başında beyler özel bir spor merkezimizde yapımını tamamladık. Tefrişatı bitti. Havuzu ve fitness'ı var. Nevşehir Belediyespor'un bugün Artvin Hopaspor ile oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelendi. Tüm Anadolu'yu beyaza bürüyen yoğun kar yağışı maçları da etkiledi. 3. lig 1. gruptaki temsilcimiz Nevşehir Belediyespor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak olan 19. hafta karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Nevşehir'in voleybol kadınlar 1. ligindeki temsilcimiz Numune Gençlik takımındaki 3 sporcunun COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Bu nedenle Numune'nin deplasmandaki Merinos maçı ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligindeki temsilcimiz Nevşehir Numune Gençlik Takımı'nda yapılan rutin COVID-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıktı. Testi pozitif çıkan sporcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 pozitif vaka ve diğer sporcuların da temaslı olması nedeniyle Numune Gençliğin talebi doğrultusunda temsilcimizin 14. hafta Merinos ile deplasmanda oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelendi. Numune Gençlik 15. hafta maçını 29 Ocak Cumartesi günü Sera Style Kayseri OSB Teknik Koleji ile yapacak. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak olan maç saat 1'de başlayacak. Şimdi karşınızda Nevşehir ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. ...24 Ocak Pazartesi Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Merkez en düşük sıcaklık -9, en yüksek sıcaklık 7.
Hacıgöl en düşük sıcaklık -9, en yüksek sıcaklık -7. Avanos en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık -4. Derinkuyu en düşük sıcaklık -14, en yüksek sıcaklık -6. Büyükşehir en düşük sıcaklık -8, en yüksek sıcaklık -4. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık -10, en yüksek sıcaklık -6. Kozaklı en düşük sıcaklık -9, en yüksek sıcaklık -6. Ürgüp en düşük sıcaklık -9, en yüksek sıcaklık -5. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. 23 Ocak Pazar, Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Dört Kol Eczanesi, İbrahim Paşa Mahallesi Eski Sanayi Meydanı. Merkez Gülce Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi. Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi. Gülşehir Bahadır Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Sağlık Eczanesi. Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimizi izlediniz. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.